İnsanlar. İnsek. Dediniz, şeref verdiniz. Bu hizmetleri gerçekleştiren teknik, idari ve karar organlarına... Sayın Bakanım, kıymetli konuklarımız, hükümetimizin, bakanlıklarımızın Türkiye'de yapmış olduğu kalkınma ve hizmet öncülüğünü bizler de AK Parti'nin AK Belediye Başkanları olarak ilçemizde ona ayak uydurmanın uğraşı ve derdi içerisindeyiz. İlçe halkımızla birlikte yine ilçe AK Parti ilçe teşkilatı, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, karar organlarımızla birlikte ilçemiz, yeni gelişen ilçemizi en güzel yere taşımanın enerjisini vermek durumundayız. Şimdi bu süreç içerisinde Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Bu süreç içerisinde bizler gerçekten Allah razı olsun Başbakanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden Karaköprü'ye ilçe yakışır dediler. İlçeyi layık gördüler. Tabii ilçenin imkan ve olanaklarından tabii Mart 2014 seçimlerinden sonra faydalanacağız. Belde statüsüyle ama Şanlıurfa'nın yapılaşma yükünü bir belde olarak 2000 hektarlık imar alanında bunu karşılamak altyapı olarak, üst yapı olarak çok kolay değil. Hepiniz buna şahitsiniz. Bizler kadro olarak adeta hafta sonlarda dahil olmak üzere gecemizi gündüzümüze veriyoruz Sayın Bakanım. İnsanımıza ulaşmak, insanlarımıza hizmet etmek bir ibadet aşkıdır diyoruz. Bu sevdayla hareket ediyoruz. Sayın Bakanım arz etmek istiyorum. Bu 4 yıl içerisinde 450 kilometre stabilizeye ulaşmışız. Bu yolun kaplanması için de 230 bin ton asfalt, 1 milyon metrekare kilitli parki, 100 kilometre kaldırım, 100 kilometre kanalizasyon, 70 kilometre içme suyu, 40 kilometre yağmur suyu drenaj, 50 kilometre enerji nakilatlarını yer altına almışız. Bizler altyapıya da 14 adet yepyeni bulvar açmışız. Şehrin gelişmesi, kentin gelişmesi ne icap ediyorsa biz onu yapmaya çalışıyoruz. İnsanımızı buna layık görüyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. AK Parti'mizin AK Belediye vizyonuna, misyonuna yakışır bir şekilde hareket etmenin derdindeyiz. Sayın Bakanımızın Şanlıurfa'mıza, Karaköprü'müze geldiğinde hep şunu söyledi. Yeşil bir ilden geldim. Şanlıurfa'nın yemyeşil olması gerekiyor. Biz de bunu Karaköprü için uygulamaya koyduk. 2 yıldır yılda 75 bin ağaç dikiyoruz. Bunun yanında büyük parklara da adım attık. 170 bin metrekarelik Şanlıurfa'mızın en büyük mesire alanını Karaköprü'de kurduk. Ben Şükran Boşluyum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Nazik davetiniz için teşekkür eder. 28 Haziran 4 Temmuz 2013 tarihleri arasında. Milletvekili arkadaşlarımız da 15 günde bir mutlaka Şanlıurfa'ya gelecekler dedik. Çok şükür 2 yıl geçti. Bir ay dahi olsa aksatmadık. Az gelmedik, çok gelmeye çalıştık. Bu siyasetçi olmanın gereğidir. Millete hizmet için yola çıkanların hizmetle meşgul olması gerekiyor. Biz Türkiye'de de Şanlıurfa'da da hizmet diyoruz, hizmet diyoruz. Şimdi Türkiye'de ne güzel şeyler oluyor, Şanlıurfa'da ne güzel şeyler oluyor, Karaköprü'de ne güzel şeyler oluyor. Neyin açılışını yapıyoruz? 23 park, otopark, semt pazarı. 23 park açılışı yapıyoruz. İstanbul'da birileri niye yürüyor? İstanbul'da birileri niye yürüyor? Park için yürüyor.
Park için siz Recep Tayyip Erdoğan'a mı öğreteceksiniz? Park nasıl yapılır diye. Allah aşkına. Parkı gelmek istiyorsan o zihniyetin devamı olan Şanlıurfa'da gel. Bu gece 23 park açılıyor burada. Karaköprü'de. Meydanlar yapılıyor. Nihat Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Merkezi yönetim olarak yalnız değil. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, kol kola, iç içe, hep beraber Şanlıurfa'nın geleceğe taşınması konusunda büyük bir gayret, büyük bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. İşte bugün 23 park, otopark, sağlıklı kentin, sağlıklı bir ilçenin geleceği açısından son derece ümit var gelişmelerdir. Onun için tekrar tekrar kutluyorum. Tüm Karaköprü halkına hayırlı uğurlu olsun diyoruz.